İzlediğiniz cam test tüpünde iki farklı kraliçe karınca türü var. Fakat farklı türden olup aynı yumurtalara bakan kraliçe karıncalara ne doğada ne de esaret altında hiç rastlamamıştım. Çıkıp Outworld'de gezen cinsler, normalde Fugax'lar biliyorsunuz saklanırlar ama Malmikaların olayı aslında katalara benziyor. Katalar gibi Malmikalara da işçi ekleyebiliyorsunuz. Karabera ortseni. Bu türe Karadeniz bölgesinde hiç rastlamadım. Yakından çekmeye çalışayım, şöyle görüyorsunuz. İzlemesi keyifli bir tür renklerinden dolayı. Taş altlarında şu anda en sık rastlayacağınız. Selam Exotic Hobby kanalı takipçileri, ben Mustafa. İzlediğiniz cam test tüpünde iki farklı kraliçe karınca türü var. Ancak bu iki kraliçe karıncanın da cinsleri aynı. Temnotrax. Peki bunda ilginç olan nedir diyenleriniz olabilir. Arkadaşlar, bazı karınca türleri gerek parazitliğe gerekse köleleştirmeye yatkınlardır. Fakat farklı türden olup aynı yumurtalara bakan kraliçe karıncalara ne doğada ne de esaret altında hiç rastlamamıştım. Genelde aynı yuvanın çiftleşme uçuşundan olan kraliçeler bile aynı tüpte kalmayı kabullenmeyip birbirlerine savaş açarlarken nadiren de olsa rastladığımız multi-queen olayına farklı bir boyut getirmiş olabiliriz. Peki bu iki farklı kraliçe karınca kafa kafaya verip koloni kurabilecek mi? İlk işçiler hangi kraliçeye ait olacak? Veya her iki kraliçenin de işçileri çıkacak mı? Farklı türden olan işçiler çıktığında onlara bakım yapan üvey anneleriyle, dahası üvey kardeşleriyle geçinebilecekler mi? Tüm bu yanıtsız sorularla bu denemeyi soluksuz takip edeceğim. Başarılı olursak bir başka içerikte size mutlaka sözünü edeceğim. Türlerinin ne olduğu konusunda çok emin değilim. Sarımsı ağırlıkta olan Exilis türüne ait gibi duruyor. Ancak siyah olana şimdilik SP diyelim. Bu iki işçisiz tek kraliçeyi tamamen deneme yanılma yöntemiyle aynı test tüpüne koyup izlenimledim. Bu denemeyi yaptıktan sonra Google'da bazı kaynaklardan aratmak istedim. Ancak amatör birkaç görselden ileri gidemedim. Karşılaştığım bu görsellerin bazılarında iki türün işçilerinin yan yana olduğunu gördüm. Ancak bu işçiler farklı koloniden alınıp yan yana mı koyuldular? Yoksa gerçekten iki farklı türün kraliçeleri birleşip bir koloni mi oluşturdular? Bundan gerçekten emin değilim. Şu anda hali hazırda elimde iki türe ait farklı koloniler de mevcut. Yani şu anda izlediğiniz iki kraliçe dışında kendi işçileri olan ayrıca kraliçeler ve kolonilerim var. Gelin bu kolonileri birlikte bakıp işçilerini kıyaslayalım. Siyah Temnotrax EP kraliçesini o kolonisini kurmadan önce Samsun'un Nebyan yaylasında yaklaşık 1200 metre rakımda boyları 50 metreye ulaşan gürgen ağaçlarının gölgeliğinde buldum. Çevre civarda da bu türe ait pek çok koloniye rastladım. İlginçtir, Samsun ve çevresinde rakım olarak daha düşük hiçbir yerde bu türe ait ne bir koloniye ne de kraliçeye denk geldim. Sarı olan Temnotrax Exilis kraliçesini ise Samsun'un Bafra ilçesi kırsalındaki bir açık hava düğün salonunda omzuma konduktan sonra sahiplenmiştim. Üstelik kanatlarını da omzumda dökmüştü. Çok sakin mizaçlı ve yavaş hareket eden bu türlerin siyah olanı daha çok nem severken kuru yapraklar arasında orman zemininde yer yer taş altı, yer yerde toprak içinde yaşıyorlar. Sarı olan türe ait koloni ise çeşitli ağaçların kabuklarını iç kısımlarında ve genelde kurumuş ağaçlarda yaşıyor. Kurumuş ağaçlarda daha çok termit yuvalarında ve Camponotus lateralis'lerin olduğu kısımlarda denk geliyorum. Krematogasterlere ise çok yakın durmuyorlar arkadaşlar. Krematogasterler, akrobat karıncalar biliyorsunuz, çevrelerinde diğer türleri pek barındırmıyorlar. Tabii ki Camponotus lateralis'leri hariç tutabiliriz. Gelecekte de böyle bir deneme yapmayı düşünüyorum. Hadi şimdi gelin ailemizdeki diğer mini mini türlere de birlikte göz atalım. Karabera ortseni. Bu türe Karadeniz bölgesinde hiç rastlamadım. İzlediğiniz kraliçeleri Adana'dan bir takipçimiz hediye etti. Aslın kardeşimize bir kez daha teşekkür edelim. Eğer sizler de kanalımızda yayınlanmasını istediğiniz farklı kraliçe karıncalar ve koloniniz varsa bizimle iletişime geçerek alıcı ödemeli olarak gönderebilirsiniz. Esaret altında zor bir tür ancak inşallah başarılı oluruz. Evet arkadaşlarım, mini mini türlerle devam ediyoruz. Şimdi sırada Solanepsis fugax kolonilerimiz var. Burada tek kraliçeli hali var. Bu sonbahardan bulma. Yumurtladı arkadaşlar. Yumurtalarına bakıyor kraliçemiz. Gördüğünüz gibi abdomeni göstermek için aldım bunu. Aslında sadece işçiliği gösterecektim ama netleyebiliyor muyum? Evet. Fena değil. Şöyle yapsak. Evet.
Hotamen'i görüyorsunuz işte arkadaşlar. Bunların şeyi çok hoşuma gidiyor. Kraliçe yuvarlana yuvarlana gidiyor ya. Abdümenleri büyük olduğu için özellikle besili hallerindeyken rahat rahat yürüyemiyorlar. O çok komik geliyor bana. Şimdi gelelim işçili olanı göstermeye. Bu kolonisi arkadaşlar tüpünden falan da anlayacaksınızdır. Bir önceki sonbaharından bulma. Şöyle arkadaşlar bir Outworld'e bağlı olduğu için Outworld'teki işçileri maalesef alamadım. O yüzden sanki bu kadar yumurtaya niye bu kadar az işçi varmış gibi düşünmeyin. Orada da dünya kadar işçi kaldı. Bu benim Fugax'larım arkadaşlar çıkıp Outworld'de gezen cinsler. Normalde Fugax'lar biliyorsunuz saklanırlar ama Outworld'lerinde kum var. Kumun arasında geziyorlar. Şuraya yumurta potansiyeline bakar mısınız ya? Mükemmel. Şöyle ışığa doğru biraz daha yanaştırsam. Gördüğünüz gibi küçüklüğü ve irili işçiler var. Artık bu koloninin eski bir koloni olduğunu da gösteriyor. Yani rengi daha açık ve mini işçiler yeni çıkanlarken daha iri boylu ve rengi daha oturmuş olanlar eski işçiler arkadaşlar. Malmika kolonilerimi de göstereyim size. Arkadaşlar Malmikaların olayı aslında katalara benziyor. Katalar gibi Malmikalara da işçi ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında tek yumurtadan illa da işçi alacağım diyorsanız ki zor. Ancak ben şurada gördüğünüz kraliçede direkt yumurtadan işçi aldım. Besleyeceksiniz arkadaşlar, besleme yapacaksınız. Tek kraliçe bile olsa beslemesini yapacaksınız. O şekilde ancak işçi alabiliyorsunuz. Onun dışında da işçi eklediğim kolonim var burada. Multik kraliçeli. Şöyle göstereyim onu da. Kraliçeye saldırıyorlar gibi algılayabilirsiniz. Saldırmıyorlar arkadaşlar, bir sorun yok. Çekiştiriyor sadece onu. Şu an ben ışık altında strese soktum çünkü onları. Bir de bu şekilde işçi ekleyip de koloni oluşturabileceğiniz koloniler. Eklenmiş işçileri bu arada öldü. Sonra da şu an gördüğünüz işçilerin tamamı arkadaşlar. Sonradan çıkmış olanlar yumurtalarda iyi durumda. Malmikalarda da tecrübe ettik ve işçi alabildik bu sayede. Bakın arkadaşlar buradan anlayacaksınızdır. Larvaların ucu sivrilmiş. Besin verilmesi gerekiyor. Aynı kataların mantığıyla düşünün işte. Larvalarını canlı besleme yapıyorlar malmikalarda. Benim izlenimlediğim bu şekilde. Ve dediğim gibi ilk işçilere çıkana kadar da mutlaka beslenmesi gereken bir tür. Evet arkadaşlar sıradaki mini mini türlerimiz ise Plagio. Plagio'lar biliyorsunuz arkadaşlar abdomenleri şeffaf olduğu için gıda boyalı ballı suyla falan boyaması çok zevkli oluyor. Renkleri bir anda değişiyor. Taş altlarında ilk önce karşılaşacağınız türlerdendir Plagio'lar. Yani Messor ve Plagio hareketlilikleri olur baharın başında. Uçuş olarak da tabii ki de Nitens, Messor ve Plagio'ları sayabiliriz. Daha sonrasında Formica'lar işte Komponotus'lar falan şeklinde gider. Bir zaman sonra Plagio'lar arkadaşlar ortadan kaybolurlar. Onlar toprağa doğru çekiliyorlar çünkü. Taş altlarında şu anda en sık rastlayacağınız koloniler kesinlikle Plagio'lardır. Bu harika Colobopsis kolonimi de çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir tane iş yönüm var bu arada üzüldüm ama yumurtalar geliyor tekrardan. Bakın işleri dolu. Birisi şurada ölmüş maalesef. Geçen senenin kolonisi arkadaşlar. Tüpünü değiştirmiştim. Canlı yemlerini vermiştim. Şimdi biraz ballı su vereceğim. Evet, ballı sularını da verdim arkadaşlar. Yakından çekmeye çalışayım şöyle görüyorsunuz. Şu ölü işçiyi alayım oradan. Şu eski yemleri alayım. Bunun kurtu parçalarını. Yeni yumurtalarla beraber koloni sayımız artacak inşallah. Şöyle ne kadar minitür sayılır bilmiyorum ama burada da nitenslerimiz var. Altlarında yumurtaları. Bunları da göstermiş olalım size. Arkadaşlar bunlar sözünü ettiğimiz gibi mini mini türler değiller maalesef. Ama burada da şunu göstermek istiyorum. Bakın Messor var, Messor var diye daha önce içeriğimiz vardı ya. Bakın buradaki multi Messor denememize bir bakın. Bir de buradaki tek Messor denememize bakın. Yani buradaki tek Messor neredeyse 2 Messor'un toplamı kadar büyüklükte. Yani Messor'lar da arkadaşlar kendi türleri içerisinde boyut farklılıkları olabiliyor. Bunu göstermek istedim. Yine burada da bir mini türümüz var. Bu bir Springtail avcısı arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim size. Hypoponera olduğunu düşündüğüm kraliçemiz. Arkadaşlar işçi alması yine çok zor olan türlerden birisi. Daha öncesinde başarılı oldum. Springtail kültürü lazım. Springtail'iniz varsa şöyle cam test tüpünün içerisine nemli toprağa da basarsanız ve bir de outworld oluşturup düzenli şekilde beslenmesini çıkıp gezmesini sağlayacağınız şekilde bir outworld oluşturursanız işçi alabiliyorsunuz. Ben işçi aldım. Hatta o kolonimi KBY topluluğundan, Karınca Bilgi Evi topluluğundan sevgili Deniz kardeşime, kanalımıza da daha öncesinde içerikler çekip katkıda bulunmuş sevgili Deniz kardeşime yollamıştım. Bilmiyorum onda son durumu nedir. Videoyu izliyorsa o zaten yorumlar kısmına bırakır son halini. Bakalım bundan deneyeceğiz. İşçi alabilir miyiz? Burada tetramor yumlarım var ama size gösterip göstermemek taraftar değilim.
Az önce cover'ı açtım. İçeride hemen bir kalabalık başladı. Şu an dışarıya doğru koşmayalar. Evet, görüyorsunuz. Hücum başladı. İşçileri şöyle görseniz yeter. Kraliçesiniz. Standart tetramorium işte. Kalabalık bir koloni. Bu sıra birkaç ay öncesine kadar bayağı bir ölümden oluşuyor da yeni çıkmış işçileri görüyorsunuz. Bayağı bir ölümlerle karşılaştım bu kolonide. Ancak şimdi sayıları tekrar artmaya başladı ve ölümler de azaldı. Evet, son olarak sarı çayır karıncamızı, yani Lasius flaustamıza gösterelim. Kehribar karıncası da deniyor. Onları da gösterelim arkadaşlar. İçeriğimizi sona erdirelim burada. Şöyle gayet güzel. Kraliçemizin yumurtaları. Bayağı bol bir mevsimde. Şurada toplaşmış bayağı işçilerimiz var. İzlemesi keyifli bir tür renklerinden dolayı. Şimdi bu ışık altında çok güzel gösteremiyorum belki renklerindeki sarılığı ama. Bizi hala takip etmiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ki gelecek yeni içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi hobiler.